Top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Ooo! Planiric! Melal yaptığına maç aldı! Dengeli de attı. Oh. de Pasta, <laughs> Dışarı çıkardı. Geldi! Geldi! İkili oyunun 136. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda dert ortağım, güzel dostum Tancan Fümen var. Ne haber Tancan? İyi abi süperiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana acayip bir bilgi vereyim mi? Bu dert ortağım benim var ya Muazzez Ersoy'un şarkısı mı? Ee, galiba evet. Evet. Dert ben... Evet. ortağım benim. De, de, Metallica'nın da My Friend of Misery diye bir şarkısı var. Sağlı şarkı. Harbiden. lan. Nasıl tespit? Oha çok iyiymiş lan. Hiç böyle <laughs> <mi> düşünmemiştim. <laughs> Yayıp bir sene ben dinleyeceğim cam evet. <laughs> Metallica Güzel. Muazzez Ersoy'dan şarkı araklamıştır. Bu da ilk kez bu podcast'te konuşuluyor şu an. Bunu bence hemen Metallica'nın Türk Sanat Müzikisi'nde arakladı 10 parça diye YouTube videosu yapıp bir milyon izlenmede çakabilirsin. Sen, sen tabi yayıncı olduğun için orada <laughs> refleksiyonu bende yok işte. Hemen clickbait verilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali gene yok. Yani haber de alamıyoruz adamdan. En son işte viski tadımında falandı. Ne yapacağız biz bu çocukla? Ya? Ol olacak Bilmiyorum. işte şey böyle NBA'ye gelebilir mi? Belki falan demiş ama yani bir üst perdeden konuşmalar, bir ben sizden büyüğüm aslında <laughs> bir böyle biz ne yapıyoruz gibi podcast falan şeyleri hiç hoşuma gitmedi yani. Bastın da kötü gidiyor. Neye güveniyor anlamadım. Yani ha, güveneceği dün, bir dal da yok. Yani Hornets'a da yenildiler dün. Arabacı takımı hep söylüyorum. Yani. <laughs> bir de son iki dakika sayı atamadan yenildiler. Çok kötü. <laughs> Ee, peki Euroleague konuşacağız. Euroleague'de e, çift maç haftasını geçtik. E, çift maç haftasında iki takımımız da bu Buduşnost'u yenip e, CSK'yı yenildi. Şey gibi oldu, kolayı tokatlayıp zorda <laughs> geçilmek gibi oldu. <laughs> ee, bu maçları konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize soru iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz ya da bize görüşlerinizi bildirebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Öncelikle soru için... E, ikileoyn.com/soru adresini kullanabilirsiniz. Bütün soruları buradan alıyoruz ve artık gelenekselleşen e, tabirle um, podcastin sonunda özel soru-cevap e, kısmımız var. Bu konuda daha düzenli olmaya çalışıyoruz. Web sitesi adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selametikileoyn.com. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Böylece yeni bölümlerimizde haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak Tancan kardeşimin Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde. Ne yayın yapıyorsun bu ara? Bu ara ne yaptık? En son... Hiçbir şey yapmamışım. <laughs> <laughs> Yok şey yayını yaptık ya. Draft sınıfları yayınım var benim onu yaptık. Her sene 1984 yılından başladık. Hatırlıyorum her... birine gelmiştim ha. ben hatta. Aynen. Her, her yayında 3 ta üç sınıfa bakıyoruz. O sene seçilenler kim ne yaptı, şu an nerede, o zaman ne yapmıştı falan onları konuşuyoruz. Hmm. Eğlenceli oluyor bayağı. Kaçta kaldım? Şu an 97, 98, 99'dayım galiba. Ya da 2000'deyim ikisinden bir. Ya 99 ya 2000'e geldim. 2000. Kim var 2000'de? 2000'de kim vardı? Bakalım. Tabii ezberimden zor. Yani bu şey değil mi? Yine bir maç yerine 2011 draftını mı konuşacağız? <laughs> Aynen. Kenny Martin'in seçildi draft. Martin, Swift, Darius hmm. Baya, baya bok gibi draft. İnanılmaz bir. <laughs> Hidayet de bu sana. Güzel <laughs> eğlencesi. Tam böyle şey. Dalga geçmelik draftmış bu. Tamam, güzel yani Jerome Moyzo Yani İnanılmaz bir kariyer. <gülüyor> <gülüyor> ya 11 bazı gibi. oyuncular var böyle. ya yani seçilmiş sonra bir daha hiçbir şey yok hakkında. Yani gitmiş ne olmuş Haber nerede? Haber alınamamış değil mi? Haber... Olmuş. <laughs> Aynen adam Monaco'ya falan yerleşmiş. Alakasız şeyler var. <laughs> ee, neyse konuyu ben tekrar Euroleague sularına çekeyim. Ee, çekeyim. Ve Efes'le başlayalım. Şimdi... E, şöyle bir şey var tabii. iki takım da Budushnos'la oynadı ve daha farklı performanslar olmasına rağmen hani çok da kasmadan yani Fener biraz Golden State gibi davrandı. Ben 3 dakika oynasam yeter diye. Gerçekten 3-5 dakika oynadı ve yetti. Efes ee, daha sıkı tutmuştu işi ama CSK maçı tam bir şeydi. Sınavdı iki takım içinde. Ve ikisi de enteresan bir şekilde iki sayıyla kaybetti. Hatta son topa kadar götürüp son topta kazma savunma hatalarıyla kaybettiler. Öyle bir... E simultane hatalar haftasıydı neredeyse. Ama önce Efes'le başlayalım. E, ağırlıklı olarak CSK maçını konuşalım istersen. yani bu maçında ya yani konuşacak fazla bir şey yoktu. Bir, 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 bir taç sayı daha çok konuşabiliriz o maçı konuşacak olsak. <laughs> yani potansiyelli bir gencimiz bir arada değiniriz ona da. <laughs> CSK maçına gelirsek. Ee, aslında ya bu maçın böyle gideceği aşağı yukarı belliydi ama e, yine çok Maç içinde bariz bizim kafamıza kakılan şeylere bir türlü çözüm üretemedik. Ben en çok buna takıldım aslında maç boyunca. Ya maçın sonucu bence çok önemli değil. Hatta Efes için hiç önemli değildi. Sadece senin de dediğin gibi yani bir Final Four öncesi, Playoff öncesi iyi bir test gibiydi. Bu deneme sınavı gibiydi. O yüzden bu maçta ben biraz daha şeylere odaklanmak istiyorum. Hani özellikle çözemediğimiz konulara. Mesela bu maçın özelinde çözemediğimiz en büyük konulardan biri savunma eksildiği anda savunma rotasyonu başlıyor. Ve rotasyon çembere yaklaştıkça biz topla hücum arasına, hücum oyuncusu arasına kimseyi sokamıyoruz. Yani savunma hiçbir şekilde o topla hücum arasına giremediği için de devamlı çok rahat çembere yakın sayılar. işte ikinci şans sayıları, top kaybı sayıları, yani loose ball işte o kaybedildiğinde uzak kalıyoruz toplardan. Bu sayıları çok verdik. Ve bunda zaten uzmanı var. Yani CSK'da Karl Heinz. Ve Heinz zaten orada bizi mahvetti. Yani Hans'm bu maç için İtüydüs'ü bana takdir etmek lazım. Heinz'den inanılmaz yüksek bir verim aldı. İkinci bir konuda topu ne zaman posta indirsek ki ısrarı neden postapa indirmeye çalıştık bunu da anlamıyorum. Orada da parçalandık. Yine Heinz'in getirdiği yardımlar, Higgins'in, Dekolo'nun, bütün o kısaların getirdiği sıkıştırmalar hiçbir çözüm bulamadık. Yani biraz bu maça hazırlık yerine sanki daha geneli düşünen bir Efes ve biraz daha geneli düşünen bir Ergin Ataman vardı. Ama bence bu maçı biraz daha böyle Final Four maçı, Final Four finali gibi görüp o havada oynayabilmemiz lazımdı. Pek başaramadık. Ben öyle gördüm maç. Yani herhalde iki faktör var. Birincisi puan tablosundaki duruma göre gerçi bu maçtan sonra belli oldu. Anadolu Efes'in dördüncülüğü ve sağ avantajını garantiledi ama e, dur işte Efes bir maçı kaybedecek lükse kavuşmuştu Barcelona ile arasındaki mücadelede. Um, bir de tabii Mörman'ın sakatlığından bahsetmek lazım herhalde. İkinci çeyreğin e, ortalarında böyle sonlarına doğru bir sakatlandı. Mecbur James Anderson dört numaraya çekildi falan. E, bu da Efes'in e, pot altı savunmasını etkileyen bir faktör oldu açıkçası. Hem savunmasını hem enerjisini. Çünkü Merman orada en, özellikle enerji katan Değil. ve rebound kovalayan adam rolünde her zaman Efes için. Ya Merman etkisi zaten inanılmaz arttı ya. Ya yani Bir sakatlandı çıktı sonra bir daha bir denedi ama e, herhalde sonra zorlamak istemedi. Ve işte Merman dediğin gibi ekstra bir hasıl yaratıyor. Ekstra işleri yapabiliyor. Çembere yakın oyunu çözebiliyor Efes'te ki onun dışında net çözebilen kimse yok. E, o yüzden çok etkiliydi yani orada. Zaten şey de hissedildi biraz. Şimdi biz Efes'in asistleri üzerinden sayı yaratan oyunculardan biri de Mörman. Yani işte köşe üçlükleri ya da diğer oyuncuların da ilk çeyrek 8 asist Efes, CSK 3, par 2, sonra 9'a 3 oldu <laughs> ikinci çeyrek. Her şey bir anda rengi değişti. Ya burada yine Etudis'e biraz da geliyor konu. Etudis, yani Efes'in hem sağ içinde gerçekleşen işte Mörman sakatlığı ya da diğer zayıf noktaları ya da sağ, maç öncesinde tahmin ettiği zaaflıkların hepsine çok net çözüm üretti. Hatta Alec Peters'ı da çok iyi hazırlamış bu arada. Onu da ekleyeyim en son olarak. Hmm. Ya bir de insanlarda bir yani bende de vardı bu gerçi geçmişte ama bir ezber var CSK'nın böyle hücum takımı olduğuna dair. Yani hatta salt hücum takımı olduğuna dair hmm. diyeyim. Oysa CSK çok iyi bir savunma takımı aynı zamanda. Ama um, bunu yani Efes maçında da gördük yer yer. Tabii Efes'in çok iyi oynadığı anlar vardı. Mesela maça çok iyi başladı. Efes 7-0'lık bir seriyle başladı. E, Dans Nord'u, Hunter'ı, Top'su çok iyi savunuyordu falan ama CSK default ayarlarını hatırladığında özellikle ön alanda kısalara çok iyi baskı yapabilen bir takıma dönüşüyor. E, bunu Efes maçında da gösterdiler. E, i̇şte özellikle mid doğru düzgün katkı alamadı Efes. Larkin ilk üç çeyrek, üçüncü çeyrek sonunda falan attı ilk sayısını. hani. sonradan 11 sayı attı ama e, Boba'dan hiç katkı alamadı falan derken CSK orada çok iyi çalıştı her zaman. Tabi e, tabii yani Dunstan ve Simon her zaman konuştuğumuz iki isim orada yani e, özellikle Simon e, istikrarlı katkı vermeye devam eden bir oyuncu olarak rollerini yaptılar ama orayı çok iyi kapattı. Birazdan Fenerbahçe maçını konuşurken de göreceğiz. Yani Fenerbahçe kısalarına da hiç şans vermemişti CSK. Bu durumda iki takım da zorlanmış oldu. Ee, ama ilginçtir tabii iki takım da yani yer yer çok kötü oynadığı bir karşılaşmada CSK gibi bir dev karşısında özellikle maçın sonunu getirir hatta neredeyse kazanıyordu yani iki takımda bir anda. Ya aslında böyle bakınca şu en pozitif şeyi söylemek lazım. Aslında Efes kötü oynayıp buraya getirdi konuyu. Yani şöyle CSK çok fazla ekstra iş yapmak zorunda kaldı. Ya 7 blok var zaten en başta. Ondan sonra yani çok 7 blok fazla var, bir de 15'te 2 ile 3'lük atlar. %13'te evet. kaldı CSK 3 sayılıkta. Aynen. Yani o işte hücum tarafında zorlandıkları tarafları çok fazla ekstralarla kapattılar. İşte ikinci şanslar, yine dediğim gibi o deflection'larda top çalmalar, işte pas araları, e, ekstra işte bloklar, 7 blok çember savunması zaten dağıttı ya nefesi. Bir de üzerine yüzde ile ikilik attılar. Yani çok fazla ekstra ile maçı getirdiler. Hatta yani şu bireysel düşünürsek de aynı şekilde. Higgins'in attığı sayıları hatırla. Hepsi yani birçoğu çok zor sayılar. Hı, hı. Ve özellikle de... E, savunmayı biraz boş yakaladığında o bulduğu ekstra sayılar hep Efes'in hücum motivasyonunu da düşürdü. Ki Efes biraz çabuk bozulabiliyor bu tip durumlarda. orada işte yine konu biraz rotasyona geldi ya. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama yani yine söylemem gerekecek. Yani mesela Larkin'i ben bütün maç boyunca takip ettim. Birebir eşleştiği oyunculara bak. Bak şöyle söyleyeyim. Dekolo'yu savunurken Dekolo sıfır sayı attı. Ukov'u savunurken Uku iki sayı attı. Rodriguez de Rodriguez sıfır sayı attı. Bir tek Higgins Ekstradan 4 sayı atıp bir faal aldı. Yardımlara baktım. E, rotasyonlara baktım. Larkin minimum hatayla oynadı. Ve buna rağmen ben neden Larkin 21 dakika sahada kaldı anlayamadım. Yani hani ben şunu... hatta şeyi de anlamadım. Bu notlarımda da var. Son hücumu savunurken Larkin sahada değildi. Evet. Yani ee... bu, bu ezberi Ergin Ataman mı yapıyor? Oyunu mu takip etmiyoruz? Başka bir sorun mu var? Ben anlayamadım yani bunu. Çok tuhaf. Evet. Ki hatta bu maçta Larkin'in üst üste üçlükler attığı içeri girdiği bir an vardı işte. Üçüncü çeyrekte coştuğu. Evet. Orada şey dedim hani Larkin maçı almaya karar verdi diye düşünüyordum. Ama senin de dediğin gibi süresinin benim tam anlamadığım da bir şekilde kısıtlı kaldığı bir maçtı. Yani şu maçta Bobo ile Larkin'in neredeyse eşit sürede oynaması çok garip mesela. Bak hemen onu da ekleyeyim. Boboa'yı da özellikle takip ettim. Boboa'nın savunma hatası Larkin'in iki katı falan. Hiçbir yardım yapamadı. Hiçbir rotasyonda köşelere yetişemedi. Devamlı birebir de adamını kaçırdı. Yani bu nasıl bir dengesizlik? Ben Larkin'i savunmadan dolayı tutuyorum sen şey Bunun cevabı yoksa da Larkin'in öyle bir eksikliğini görmedik. Yani sezon başı olsa da tamam, bunu tartışıyorduk zaten sezon başı. Artı... Ee, agresif olması işte biraz daha bu top pasalarına girmesini falan onun rahat bir hale getiriyor. ya yani biraz belki CSK bu yönde de karşılık verebilirdi. Onu da yapamadık. Ya yani bu rotasyon işinde işte e, keşke bu maçı biraz daha Final Four gibi oynasaydı dediğim oydu. Yani rotasyonu iyice daraltıp biraz daha işte Larkin'i 30-32'lere belki çekip hani bak yine sakatlı yoksa bilmiyoruz ama yani bence yok zaten görünürde bir şey. Kim Orman'ın durumu a hariç. Neden bu karar alınıyor bilmiyorum. Hatta Misic ekstra kötü oynadığı anlarda bile sağda kaldı. Bir tek sonunda takdir etmem lazım. Misic'in eli sıcakken hücum tarafında kenara alıp farklı rotasyonları denedi orada. Ee, ki ona rağmen yine de Misic'in yaptığı birkaç hata o. Bir tane bir the back pass attı sonunda. O çok kötüydü. Evet. evet gerçekten çok gereksizdi. Ya yani o gereksizlikleri dışında orayı daha iyi yönetti ama Larkin konusunda e, ya biz çok farklı düşünüyoruz ya... E, Efes staffı çok farklı düşünüyor o konuyu çözemedim. Ee, ya bu Corey Higgins'ın vaftiz babasının Michael Jordan olması muhabbeti. Ya ben daha önce de duymuştum bunu da ne alakası var biliyor musun o konuyu Yok vallahi bilmiyorum ya. Ya daha önce Va de şeyi hatırlıyorum işte eee Fenerbahçe CSK finalinden önce vaftiz babam Michael Jordan'ı gururlandıracağım falan diye konuşmuştu Corey Higgins. Ne Vallahi. alaka bilmiyorum ama çok enteresan. Vallahi bilmiyorum ya. İş e, magazininde pek kalmamışız. <laughs> <laughs> e, ama özellikle yani FSCS CSK maçı iki takımında e, özellikle kısa rotasyonunda çok zorlandı. Yani işte Dökola 5 sayıyla bitirdi bu maçı mesela. Çok ondan göremeyeceğimiz bir şey. Sergio Rodriguez de aynı şekilde 7 sayıyla ve ikisi de hiçbir 3 sayılık atışta başarılı olamadılar. Ee, mesela CSK adına Yükün Corey Higgins'de kaldığı bir maçtı. Clyburn on sayı attı gibi görünüyor ama özellikle hücumda basireti çok bağlanmıştı. Yani Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunla Efes'e oynadı, karşı oynadığı oyun çok farklıydı mesela Clyburn'un. Bir an geldi ve bütün yük Corey Higgins'e kaldı. Özellikle maç sonunda o el yakan toplarda. Ya bir de istersen o son hücumu da konuşalım. Yani Tibor Plyce ve e, Dans'ın aynı anda sahada olduğu neden sağdaydı bilmiyorum bu arada. Bir anda yani gerçekten çaylak hatası diyebileceğimiz yani Euroleague'de playoff'a kalmış Final Four adayı olarak gösterilen bir takıma yakışmayacak bir hatayla son topta yenildi Efes. Çok enteresandı yani. Ya orada şey durumu var galiba. Zaten hakem şeye izin vermedi ya değişikliği. Normalde evet, çıkar. Evet. Orada iki dakika kala işte orada bir oyuncu değişikliği kuralı var. O yüzden çıkardılar da. Ya yine de plastik çok bir şey yoktu ya. O pozisyonda atalım kadarıyla. Nasıl olmuştu pozisyon? Var var, var plastik. Bir an unuttum. Yani plastik çok yavaş kalıyor dönmede. Yani şey pasa atıyor e, Corey Higgins tepeye doğru. Flyce bir adım atıyor oraya yardım gerekir diye. Bir anda Verkac'a dönüyor olay. Corey Higgins'e geri döndüğünde... Plyce koridoru kapatamıyor. Ha, yani ha Anderson'a makarsındaydı ama. Orada. Evet yani Anderson'ı geçiyor ama yardım gelmiyor arkasından. Yani çok rahat bitirdi hani. Ya ama ben orada ağırlığı Anderson'a veririm ya. Çünkü Anderson şey yiyor orada. Tamam atalım şimdi. Ee, pike doğru şey yapıyor, hareket ediyor. Higgins o pike doğru hareketini hemen yiyip açıyı kaybediyor. Ya yani onu yememesi lazımdı bence. Şimdi burayı olmuş. beyaz futbola çevirmek istemem. ama Dunstan dışarıda bir Plyce niye açılıyor falan diye şey yapmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> ya orada mı pik geliyor yani ona yapacak bir şey yok. Ya orada bak bence en, en temel konu birebircini doğru seçmek işte. Yani ben olsam Anderson'a vermem. Tamam Anderson'ın savunma katkısı. Çünkü şey dengesi yok Anderson'ın. Bütün sezon başından beri hep belli bir süre alıyor. O aldığı süreler ve aldığı rollerin kararsızlığından bahsetmiştik zaten. Dengeli bir sonuç çıkmıyor. Şimdi bu kadar dengesiz bir oyuncuyu oraya vermek ben olsam en azından oyuncu mu koyardım? Ya yani en azından çembere yaklaştırmaz. Şut atarsa atsın yapacak bir şey yok. Yani mesela Larkin'i ben koyardım ya da Doğuş'u ben, koyardım. Ben de o yüzden Larkin diyorum. Yani Larkin özellikle çok konsantre olduğu anlarda iyi savunma yapabilen bir adam. Ben o kadar kolay geçemeyeceğini düşünüyorum Larkin. Tam şut atardı belki dediğin evet. gibi ama en azından potada bitiremezdi yani. Aynen. Yani şut atması orada daha çok isteyeceğim bir şey zaten. Atsın yani en azından şansını düşürüyorsun. Çok sorun olmazdı. Ama yine tabi daha daha iyi bir plan yapılabilirdi. Zaten hücum tarafı daha kötüydü bence. Hı, hı. Yani o, oy, oyunu sokamadıktan sonra topu orada e, lar, ne olsa olsun Larkin'e topu kaybetme pahasına da olsa Larkin'e atmak orada her zaman yine daha karlı bir iş olurdu. Orada Boba çok kötü bir tercih. Bu Duşnos maçına dair birkaç kelam edelim. Yani konuştuğumuz gibi Efes çok rahat geçen bir maçtı. Hatta hani maç 13 sayıyla bitti ama rahat ne bileyim 20'lerin üstünde de bitebilirdi. Ee, yani Efes şeyde oynadı. Gerektiğinde vitesi düşürdü ama herhalde en iyi haberdi. Mesela Dunstan CSK maçında 40 dakikaya yakın oynadı. 37 dakika falan. Bu maçta da işte 20 dakikalarda kalabildi. Plyce 18 dakika oynadı falan. Hani dakikaların böyle dağıldığı e, hani Efes'in otopilotta geçtiği bir maça dönüştü yani o anlamda iyi haberdi herhalde. Evet çok tam bir dinlenme maçı oldu ya çok rahat geçirdiler. Ki dansın açısından daha iyi oldu aslında. <gülüyor> 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 Aşırı olduktan sonra. Bu arada Bitaçsa demiştim. Bitaçsa takip etsin meraklı izleyiciler. Bayağı iyi yerlere gelebilir. Ben çok beğendim. Yani iki maçta da izledim. İyi bir uzun bayağı iş yapabilir. Muhtemelen NBA'ye gider zaten. 20 yaşında bu arada bayağı genç. Ee, Aynen. Ve şey tipi biraz iti mühendislik o şeyi öğren. <laughs> Hemen yeni girer girmez sakalı bıyığı bırakmıştım evet, böyle. Evet. <laughs> Şimdi iti mühendislikleri karşıma alacağım ama kusura bakmasınlar. Öyle yok canım hepimiz öyledik canım. Mühendis olmasak da o, o sakal bıyık bırakılacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya tabii CSK maçından sonra Efes'e iyi haber gelmişti. Ee, Barcelona e, niye mi kaybetmişlerdi? Hatta son evet. topta kaybettiler. Ee, onun gerçekleşmesiyle birlikte Efes'in dördüncülüğü zaten garantilenmiş olmuştu. Ee, ikila i̇kili Averaj da e, Efes'in elindeydi. Ee, ama sonuç olarak yani bu duş da rahat geçerek e, son düzlüğe dördüncülüğü garantilemiş. Üçüncülük için zaten iddiası yok. Ee, hatta hani rotasyon deneyebileceği falan bir rahatlıkla giriyor Efes. Bu onun için iyi haber herhalde. Yok kesinlikle canım. Yani... Ya işte Efes'in artık çözeceği konular aşağı yukarı belli ki Barcelona eşleşmesi bence daha iyi oldu. Yani CSK gibi, Real gibi ya da yani aşağıda çok organize bir takım yok bu takımlar kadar ama Yine de Barcelona bence her açıdan en iyi eşleşmelerden biri olacak ki zaten konuşuruz onu Yalnız bir tek daha şey... kesinleşmedi tabii. Yani, yani işte evet yani. Panathinaikos bile olabilir yani. <laughs> büyük ihtimalle diye <laughs> söyleyelim. <laughs> Şeyde de maçla ilgili de son bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Ha, Efes'in biz bir sorunu daha var. Ona ekleyecektim bir en son olarak. Takım normalde e, topu çaldığında ya da işte yarı sahasındaki savunmada e, iyi hızlı rebound aldığında, rakibi kötü bir uçta zorladığında hızlı çıkıyor. Hiç sorun yok. Ya da işte geçiş hücumlarını daha iyi oynamaya çalışıyor. Ama konu ne zaman yarı sahaya geliyor? E, bir akıl tutulması yaşanıyor. Özellikle Larkin yoksa sahada. Ki bak Misic varken bile bu çok başladı yakınlarında. İnanılmaz bir akıl tutulması yaşanıyor. Herkes duruyor, bakıyor birileri bir şeyler dönüyor olmayınca çok kötü bir pas yapıyor. Bunun zaten iki tane, iki kişi çözebiliyor. Biri Simon, biri Larkin. E şimdi Larkin'in süresi kısa, kısalınca tek kişi kalabiliyor Simon. Simon da kısaltırsa ki CSK maçında 27 dakika oynadı. Yine bu çözümü üretmekte zorlandık. Bu konuyu da yani artık Ergin Ataman'ın biraz da dikkat etmesi gerekecek diye düşünüyorum. Özellikle de playoff döneminde. Zaten biraz şeye döndü yapboza döndü orada yani Efes'in çok silahı var hep konuştuk özellikle kısa rotasyonda Larkin, bobo Simon ve Midsic'den oluşan bunların ikisinin üçünün sahada olduğu anlar dair çok fazla kombinasyon gördük ben hala en iyinin en iyi formülün bulunamadığını düşünüyorum yani şey gibi orada Simon pivot genelde oluyor yani özellikle şey kompetitif maçlarda diyelim ama Kalan üçlüden kimlerin sahada olacağı ve kimlerin beraber sahada olacağı hep bir muamma hatta. Buna doğuşu da ekleyelim yani. Ya işte bu rakibe göre biraz şekillenmeli. İşte o konuda Etiudis çok iyiydi. Yani Etiudis Efes'in e, devamlı zaaflarına vurabilecek şekilde işte huzumları devamlı mesela şey refresh etti. Yani uzun rotasyonlu devamlı sağlıklı sahada enerjik tuttu işte ne zaman işte Merman çıktı oradan daha çok saldırdı. Kısa rotasyonuna göre o da değiştirdi. Higgins'i sürdü, Rodriguez'i geri aldı vesaire. Bunların hepsini mikro management'ı daha iyi yaptı. O rotasyonları Efes'e göre yaptı. Biz yani Efes kendine göre yaptı. <laughs> Tek marka o. O zaman şu soruyla bitireyim. Şimdi Efes'in e, puan tablosundaki yeri zaten netleşti. E, sene başını düşünürsek hani sene başında konuştuklarımızı hatta şey konuştuğumuzu hatırlıyorum hani Efes'in en esnek kadrolardan biri var her şeyi yapabilecek bir takım vesaire diye konuştuğumuzu da hatırlıyorum sene başındaki yaşadığı zorluklar Larkin'in bir türlü entegre olan yani bütün bunları düşündüğünde Efes'in bu senesine 10 üzerinden bir puan ver desem kaç verirsin? Ben de 8 veririm. Tam 8'lik sezon. Neden? Evet. Çünkü benim de 8 ha. geçiyordu. 8 için. mi geçiyordu? İyi like mind işte. <gülüyor> 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 ya ne ne olursa olsun çok iyi bir kadro da olsa ne işte ıı, başında ne kadar eleştirsek de iyi bir koç da olsa belli yapılar olmadan işte Real, CSK, Fener'i bir kenara koyduğunda alt taraf hep değişiyor. Bunu hep gördük kaç senedir. O yüzden Efes'in şu bu kadar yeni bir kadroyla ıı, bu kadar yeni bir yapı oturtmaya çalışırken dördüncü bitirmesi çok net bir başarı yani. Büyük bir başarı ama net bir başarı. O yüzden de 8. Büyük başarı olsa dokuz buçuk verirdim. <laughs> Peki siz ne diyorsunuz? Efes'e kaç verirsiniz falan diye bir Şey. <laughs> tıklayın, tıklayın. tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey yapmayın. Biz sekiz dedik. 8 yani. Gerek yok size. <laughs> <laughs> Hayda. <laughs> Çok şaka varsa diyeceğiniz tabii yazabilirsiniz. Evet, <laughs> tabii Çeşitli <Anlamalardan>. tabii <yazın. gülüyor> Böyle şey <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> ya, tabii, görüşürüz haftaya falan. <laughs> ee, peki Efes böyleydi. Ee, kısa bir ara verip Fenerbahçe'nin e, bu duş nostalya CSK maçlarında. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de önce evinde Buduşnost'u oynadı. Sonra ÇSK deplasmanına gitti. Ee, Buduşnost'u yenerek bu arada bu sene kendi evinde hiç yenilmeme e, serisini sürdürmüş oldu Fenerbahçe. Bir yandan e, gayet <laughs> iyi bir rekor yani Fenerbahçe adına. Ama tabii Budusnoç... Bu, e, söyleyemedim <laughs> tabii Budusnoç. E, Budusnoç maçının... <laughs> <laughs> bu duş, nost maçını. Bu <laughs> um, yani orada bir şeyi gördük Fenerbahçe'de ya bu maçı ben ayağımın ucuyla zaten kazanırım halini. E, hatta yayının başında Golden State'te de yer yer gördüğümüz bir hal diye e, söylemiştim bunu. Bu arada dün Golden State'in e, Dallas maçını izledim gece. 30'da 4-3'lük attı. <laughs> Çok kötü oynamışlar ya. Ben daha ilk çeyreğini izledim de bitiririm biri. <laughs> yani Fenerbahçe'nin bu arada CSK deplasmanında 13'te 2 olduğu bir an vardı. Baya aklıma onlar geldi yani öbür maçı da izlerken. Falan. Zaten <laughs> genel bir hani şey olarak verimlilik anlamında Golden State'le eşleştirdiğimiz şeyler oluyordu ya öyle bir komiklik durumu oldu yani. Evet. Ee, ama gene yani bu Duşnos maçının çok ölçü olmadığı ve Fenerbahçe'nin yani 5-6 dakika sıkarak oynadığında zaten e, rahat geçtiğini söyleyebilirim. Tabii maç bir ara zora girdi. 9'a kadar çıktı. Hatta 11'e falan çıktı fark galiba. E, ama Fener orada dönmeyi bildi. Tabi CSK deplasmanı daha önemliydi. Orada e, yani kendi adıma söyleyeyim çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Ve fakat gene maçın sonunda alabileceği kıvama getirmişti maçı ama e, Efes maçındaki yani Efes CSK maçındaki senaryo neredeyse tekrarlandı. Ve e, neredeyse son topta Fener CSK'ya e, kaybetmiş oldu. En azından ama 2 e, iki laverajı alıp döndü. Bu bu bir avantaj oldu Fenerbahçe için liderlik anlamında. E, ne diyorsun Tancan? Yani gene CSK maçı ağırlıklı konuşabiliriz bence. Aynen. Yani bu düşünce ben de kısa bir değinip geçeyim hemen o zaman. E, evet. Ya o maçta iki şey zaten dikkat çekti ki dediklerinin çoğuna katılıyorum. Bir tek işte ilk yarı biterken çok ciddi bir rebound üstünlüğü kurdu Buduşnos. O çok şaşırttı beni. 20-11'dir reboundlar. Bir de genel olarak zaten Fenerbahçe'nin çok kötü şut attığı maç oldu yine. Ve daha da kötüsü Buduşnos'la karşı bile çizili oyunlar çalışmayınca çok fazla yaratıcılık sorunu çektiler. Neyse ki son 6 dakikada sadece bir sayıyıp, ki işte orada sadece savunma öne çıkartıp işi bitirdiler ama bu maçın kötü işaretlerine rağmen buradan da CSK'ya geçersem Fenerbahçe bence bu maçta iyi oynadı. Yani bu kadar e, kötü son haftalar, yorgunluk, sakatlıktan dönen Wesley, bu maçının daha rahat geçmesi bekleniyorken işte bu çok e, kötü hatalar vesaire derken CSK'ya karşı ki CSK yani ne kadar tabii Efes'e karşı oynadıktan sonra biraz yıpranmış gelmişti ama ne olursa olsun Fener bence iyi oynadı bu maçta. Tek sorunu yine şutlardı ki bu şut sorunu Fenerbahçe'nin e, sezonun son bölümünde bayağı başına ağrıtmaya devam ediyor. Umarım e, playoff ve final Four döneminde toparlanır. Ama biraz bu konu bireysel performansa perpor, pardon, performansa döndü çünkü yine boş şutları buluyor Fenerbahçe. Yani zorlama bulduğu şut bu kadar üçlük sayısı içerisinde düşük. Ama e, bireysel performans düşük olunca bunları sokamayınca da hiçbir işe yaramıyor. Ve o düzenli oyundan uzaklaşmaya başlayınca Fenerbahçe daha fazla rakibine geçiş şansı vermeye başlıyor. Bunlar da Fener için kötü konular. E, bunu umarım final for öncesinde çözerler. Ki CSK maçında da benzer konular yaşanmasına rağmen yine de savunmayı fena yapmadı Fener. Çünkü tam sağ baskıyla başladı. Ahmet ortayı iyi kapattı. Guduric fena başlamadı, agresifti. Ki Guduric yine kafa gidip geldiği için o ilk iki dakikadan sonra çok hızlı düştü maçta. Ya yani ne oldu anlamadım. Bir yerden sonra hatta Obradovic ona kızmayı bıraktı bir an oldu. Kenarda belki görmüşsün. Hı hı. E, korktum hatta. Aha dedim Guduric'e kızmayı bırakıyorsa bu iş kötüye gidiyor. Ama yine de Fenerbahçe e, bu maçı alabilirdi ya. Almalıydı da bence. Ya Benim beğenmeme sebebim şu abi. Birincisi Fenerbahçe yer yer bu maçta şuna döndü. Çok zor üreten ona karşılık kolay sayı yiyen bir takıma döndüğü anlar vardı. Hmm. Ee, ve bunlar genelde Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığı maçlarda tekrarlanan bir e, paterne dönüştüğü için e, hani Final Four adına biraz e, kafamı kaşımama sebep oluyor. Çünkü orası Hani bu maçlar onun sonuçta şeyi deneme sınavı senin de söylediğin evet. gibi az önce. Ve işte evet. böyle anlarda Fenerbahçe'nin üreticiliği hep Bobby Dixon'ın üzerine kaldı. Çünkü CSK sulukası üzerine çok iyi baskı yaptı bu maçta. Yani Sulukas'ı hep böyle şey gibi <laughs> man to man neredeyse tuttular baktığında. Hani Bobby Dixon'a kaldığında bu sefer şey oluyor. Tam Bobby Dixon'a hücumda güvenebiliyorsun ama savunmada çok kolay eksilebiliyor Fener, Fenerbahçe'yi. Eksiltebiliyor. Hani bu sefer oraya yardım geldiğinde şeyin savunmanın geometrisi bozuluyor Fenerbahçe adına. Böyle olunca işte Clyburn herkesi çok rahat geçti. Yani bayağı ortadan yardıra yardıra bitirdiği bir sürücüm var. Dökolo'nun tam çeyrek biterken öyle bir hücumunu hatırlıyorum falan. Yani çok rahat delinmeye başlıyor Fenerbahçe. Ee, kötü derken şeyim bu. Bu arada CSK da kötü bir günündeydi zaten baktım. Evet. Özellikle e, şeyde e, şut yüzdesine bakıyorsun. Gene işte yüzde kırkın altında üçlük buldu. Çok da denemedi bu arada bir gündü ama özellikle e, maç boyunca çabası. Bir de Corey Higgins'in son anlarda Hani o şey rahat tavır yani adam gerçekten o anlar için yaşıyor neredeyse. Efes maçını bitirmiştir bu maçı da o bitirdi. ya yani öyle bir maçtı yani dediğin gibi kazanabilirdi Fenerbahçe ama yani çok da hak etmiş miydi diye sorarsa hayır diyorum ama bir yandan CSK Fenerbahçe maçlarının enerjisi de değişik oluyor ki mesela Fener en iyi hücumlarını son maçın sonunda yapmaya başladı hani ya. Veseli'ye topları inmeye başladı birkaç tane üçlük geldi o ana kadar iki üçlükteydi Fener e, toplam altı attı sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet altı atmış Hı -hı. hani e, dediğim gibi gene de kazanabilirdi işte ama olmadı e, ama en azından en azından la verece almış oldu tabi e, istersen şeyi konuşalım. Yani Eurolig'in tepesindeki 4 ile alttaki 4 arasında yani playoff oynayacak 4 arasında çok fark olduğunu ve Fenerbahçe'nin 1 veya 3 bitirmesi arasında çok fark olmadığını düşünüyorum şahsen. Ama hani lider bitirmek de iyidir bir yandan. Fenerbahçe o yolda en azından bir adım daha atmış oldu. İkili averajı kaptırmayarak CSK'ya buradan da zaten liderliği vermez ya ben de zannetmiyorum. Artık 8. sıradaki rakibini bekleyecek ki oradan gelebilecek e, ya yani hiçbir takım da Fenerbahçe'yi zaten içeride zorlayamaz bence ya çok zor. Oralar ama işte şöyle bir ikilemi var Fenerbahçe'nin. Aslında oradan girip buraya bağlayabilirim. E, Dixon konusundan bahsettin ya işte hücumda e, bütün ekstraları o yaratıyor ama savunmada çok rahat geçiriyor. Benzer bir durum Datome'de de var. Şimdi Datome, Dixon hatta bazen e, Kalinic ki Kalinic e, yine fena değildi bu maçta. Ama o da solumadı bir... çok geçildiği anlar oldu. Aynen. Aslında. Bir de Veseli Aynen. de formsuz olduğu için daha önce şey oluyordu. Kusura bakma çok konuştum ama. Yok yok önemli. E, hani bu isimler geçildiğinde Veseli pota altında bir sigorta gibiydi ama bu ara formsuz olduğu için hani orada eksildiği anda potada çok rahat bitirebiliyor kısalar. Öyle bir derdi var Fenerbahçe'nin yani. Kesinlikle ya orada tek kişi Melli kaldı. Yani Melli de Melli de bir an düştüğü anda gidiyorsun. Hiçbir yardım ya da hiçbir ortayı kapama şansın kalmıyor. Yani kısaların öyle bir lüksü kalmadı pek orada. Zaten şunu diyecektim ben işte Dixon, Datome hatta bu maç üzerinde işte Kalinç hücumda iyi olsa da yine savunmadaki e, hep bir ikilem atıyor Fenerbahçe. Ye. Ve bu oyuncuların ikisini, üçünü hatta bazen sağda tutmak artık işte Fenerbahçe'yi çok zorlamaya başlıyor. O zaman da şutları sokmanız gerekiyor. Şutlar girmiyor. Şutlar girmeyince zincirleme tepki şöyle başlıyor. Şutlar girmedi. CSK savunması gömüldü. E siz pikenrol oynamaya çalışıyorsunuz. Bu sefer şut tehdidi olmayan ya da o anda kötü şut adam bir oyuncu olduğu zaman yine CSK savunması hemen bir eee switch ya da show ile işi ko kotarabiliyor. E yine alan açamıyorsunuz. Açamadıkça tıkanmaya başlıyorsunuz derken böyle zincirleme bir yapı halinde Fenerbahçe hücumları çok zorlanmaya başlıyor. Yani Artık ve bu bak sonda düzelmesinin nedeni de biraz işte şeyin de işareti. Yapabilecek kafa yapısı potansiyel zaten sezon başından beri ortada. Bunu tartışacak hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe lider bunu biraz da burada unutuluyor ya arada. Hı hı. Yani abi çok kötü oynadık çok iyi. Daha tam kötü oynasa Fenerbahçe lider zaten. Daha önceki sezonlarda çok daha kötü sezon sonları oynamıştı. Bunları unutmamak lazım. O yüzden... E muhtemelen bunu yapabileceklerin herkes farkında ama biraz işi rölantiye alma, biraz işi olan sonda koparabilir miyiz? Biraz dinlenelim, biraz idare kullanalım. Bu ikilemleri biraz daha bireysel çözelim e, konusuna kayıyorlar. Bunu en de sonda çözecek Fenerbahçe. Ki en, en iyi topsuz oyununu bilen sonda oynadı. ya yani bütün en iyi fikir roller en son bölümde geldi. İşte, hücumdaki yaratıcılık da orada geldi. Bak orada da yine bireysel saçmalıklar da bu arada maçı etkiledi. Onu da etkileyim. Yani Sulukas'ın yaptığı saçma sapan bir hücum faal vesaire bunlar da sonucu etkiledi. Ama bu sona kalma durumu işte bence biraz takımın iş rölantiye alması, sezon sonu rehaveti, yorgunluk vesaire işte sakatlık dönüşleri derken yaşadığı durumlar. Eğer playoff'u da Fenerbahçe bu rölantiyle geçerse Final fora. Tam tersi bir şekilde çok bomba gibi de gelebilir. Kafalar rahat, daha biraz daha dinlenmiş. Yani diyordum ya Fenerbahçe dinlenecek bir aralık bulabilecek mi diye. Belki de bu aralık o aralık. Bu maçların böyle geçmesi onların... Şey. Playoff'u dinlenerek geçirecek. <laughs> Aynen. ya bana şey gibi geliyor. Fenerbahçe biraz da İngilizce tabir kullanacağım. Türk, çünkü Türkçe karşılığını çok bulamadım. Flow takımı. Yani o akışı bir yakaladığında bırakmıyor. Böyle bir trans hali gibi hani birbirini besleyen iki oyunun iki tarafında da bir hale bürünüyor. Hani bunu maçın sonunda yakaladı CSK maçında. Bu Duşnost maçında gene dördüncü çeyrekte yakaladı ki hani evinde maç kaybetmemesinin sebebi de bu. O flow'a bir girdi mi taraftarı da o trans haline soktuğunda Fenerbahçe yenilmez bir hale geliyor. Ben bu yüzden hani Fenerbahçe'yi sağ avantajını yakaladığında playoff'ta geçecek takım çok göremiyorum EuroLeague'de. Yani buna bu arada CSKA ve Real Madrid'i de ekleyerek söylüyorum bunu. Ee, hani o o flow'u bir yakalıyor. Zaten görüyorsun işte kötü oynadığı maçta bile tepeye yani şey e, yenebilecek bir kıvamına geliyor ve işte EuroLeague'in zirvesinde zaten. Ki bir de şeyi de eklemek lazım buna. Yorgunluğu. Yani bu Duško maçı düşündüğünden çok daha zor geçti Fenerbahçe'nin hani Sinan'la başladılar. Ahmet daha fazla süre aldı falan derken hani rahat geçmesini beklediğim bir maçken öyle olmadı. Tekrar büyük silahları yani big gun dediğimiz ekibi <laughs> içeride tutmak zorunda kaldı. Üzerine Rusya'ya yapılan yolculuk falan derken hiç dinlenme şansı olmadı Fenerbahçe'nin. Bunu da eklemek lazım. bir de tabii CSK-Fener maçlarının şey havası var. Hani iki takımın da çok ciddi aldığı ama CSK'nın evinde Gerçi Fener bayağıdır yeniyor CSK evinde ama. geçen e, sene Melih'i son sahede yani e, atmıştım e, o geçen evet, sene. Evet, evet o geçen seneydi. E, ondan önceki sene de Bobby Dixon'ın çok iyi oynadığı bir maçı kazandığını hatırlıyorum. Ya da bir ya da 3 sene önce olabilir şimdi tam şey yapmayayım. E, ama genel olarak hani maçın zorluğu belli. Fener'in yorgunluğu belli. İşte uzun rotasyonda eksikler. Kısa rotasyonda Eric Green'in oraya tam oturamaması... Hali, Bobby Dixon'ın yaşı falan derken e, baya üst üste bir dönem binen bir şey var. E, tabii Fenerbahçe olunca herkesin beklentisi çok yüksek oluyor. Ve lider olmasına rağmen ya bu sezon çok kötüyüz galiba falan diye <laughs> e, düşünebiliyor herhalde insanlar. Ya işte alışkanlık da yaratıyorsun. O alışkanlıklar senin sahada gördüklerini seni mutsuz etmeye başlıyor. Çünkü hep üst düzey oynadı Fenerbahçe bu seneyi. Hani böyle aralarda çok düşük birkaç maç olup yükselseydi vay be falan hani toparladık iyi oldu falana geliyordu. Ama bu sene hep üst düzeye gidince ufacık bir düşüş ya da ufacık sorunlar ki Fenerbahçe'nin yine baktığımızda bu sene kaybettiği 2-3 maçı hep son bölümde uzatmada vesaire yani onlar bile e, yani iki mağribiyeti olabilirdi şu anda Fenerbahçe'nin. Yani Real'i tabii ayrı tutalım. Real'i. Aynen işte 2-3 maçı diyorum aynen yani bir Real deplasmanı var ya Himki maçı öyle. Bayern maçı öyle. Bu maç öyle. Ya yani 3 maçı saydığında zaten son bölümde kaybedilmiş maçlar. Bunlar aslında e, oyuncuların özelinde baktığında özellikle Guduric gibi, Ahmet gibi biraz daha bize e, Final Four'da ekstralarıyla gerekecek oyuncuların tecrübesi için iyi oluyor ama işte Guduric bir ara hatta işte iyi bir çıkış yakaladı ama düzeni sağlayamadı. Ahmet aynı şekilde. Bu oyuncuların biraz daha tecrübelenmesi için bir yandan da iyi maçlar bunlar ama artık onlardan da stabil bir şey almamız gerekiyor. Peki Efes için sorduğum soruyu Fenerbahçe için de sorayım. Ee, hani birinci bitirmesi belki yüzde 60 ihtimal Fener'in. Belki de yüzde 70 bilmiyorum şimdi ama hani ilk 3 sırada bitirme en azından garantiledi. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğunda Fenerbahçe'nin bu sezonuna 10 üzerinden kaç verirsin? Abi, ya dokuz. Dokuz veririm. Dokuz. evet. <laughs> Abi ne olursa olsun ya yani şu sezonu bu kadar stabil geçirmek büyük başarı ee, ben herhalde yedi buçuktan sekiz falan derdim. Yani çünkü ya yani gerçeği söylemek gerekirse özellikle son dönemde Fener biraz tökezliyor. Yani bunun sebebi de ya yani çok net gördü, bak, baktığında görüyorsun yani Veseli'nin yaşadığı sakatlık işte ameliyat oldu o sırada Lover'ını de kaybettiler ve Veseli'nin sakatlık dönüşü bir türlü eski formunu yakalayamamış olması hani eğer o zaten o çizgide devam edebilseydi onun üzerinde don derdim şahsen ee, ama tabii belki de ben de biraz şımarmışımdır yani bakıyorsun <laughs> Eurolig'in tepesinde yani Fenerbahçe bir yandan ya geçmiş yılları düşününce özellikle ben normal sezon için bu arada tabii düşünüyorum. Ee, Final Four'da bir hafta. Normal sezon için sordum. Aynen yani onlara, onlara bir şey demek şu anda zor ama genele bakınca bu sezon birçok açıdan başarılı bir sezon yani Fenerbahçe için. Yani en, belki de rotasyon olarak da en iyi sezonlarından biri. İşte tek sorun sen de dediğin konu işte bu dönemlik konular, e, oradaki sallantılar. Ha bir de tabii bir türlü çözülemeyen e, konu dericilik konusu. Erik Green'le olmayan o sorun. Belki de Enis olsaydı ekstradan o iki mağlubiyet bile olmazdı. O zaman belki daha da şimdi perçinlemiş olurdu Fenerbahçe durumunu. E tek tek kafama takılan o ya. Yani ben o yüzden bir, 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 bir puan hadi 8.5-9 desem ben de bir, bir buçuk puan o derecelik sorununu ve ona bağlı olabilecek sorunlardan kırarım herhalde. peki son kısa arayı verelim dinleyicilerimizden gelen birkaç soruyu cevaplayarak olaysız olalım. Dinleyici sorularıyla devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce adettendir. Tekrar hatırlatayım. Bize nasıl soru yolluyorsunuz? ikilioyun.com slash soru adresine giriyorsunuz. Basit bir form var. Onu dolduruyorsunuz ve sorunuzu iletmiş oluyorsunuz. Eğer Michael Jordan mı, LeBron mı gibi sorular olmadığı sürece... <laughs> <laughs> ya da daha önce konuştuğumuz konular olmadığı sürece cevaplamaya çalışıyoruz. Um, Can Düz'ün bir sorusu var. Can Düz'e teşekkür ederek sorusunu yanıtlayamayacağımızı söyleyeceğim ama yani şöyle <laughs> şeyi sormuş. Anadolu Efes'in olası Barcelona eşleşmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Efes'in Final Four şansını konuşabilir misiniz demiş e, hem geçmişte biraz konuşmuştuk bir de netleşmesini bekliyoruz hani kimle eşleşeceğini herhalde Barcelona olacak ama netleştiğinde zaten playoff öncesinde bir yayın yapacağız değil mi? Aynen öyle. Orada daha detaylı konuşuruz. Hatta belki Ali bile olabilir yani. Şimdi daha sözünü de <laughs> vermeyeyim ama. Bir sürpriz yapıp. ee, <laughs> Barış Önal iyi yayınlar demiş. Sağ ol. ÇSK e, maçında da görüldüğü gibi Green ve Guduric gibi oyuncularımız e, performanslarını yukarı çekmedi takdirde Final Four'da sorun yaşayabiliriz. Bu konudaki düşüncelerimiz nelerdir? ÇSK maçını konuştuk zaten. E, hani Playoff öncesi yapacağımız yayında bu konulara gireriz. Bunu da bir sonraki yani birkaç bölüm sonraki e, yayınımıza Aynen. bırakayım. Cemil İnce'nin bir sorusu olmuş. E, son Euroleague Podcast'ında bir şey sorusu gelmişti işte. Türkiye'deki podcast ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. Um, hani reklam verenler sizce biraz şey mi davranıyor? E, çekimser mi kalıyor falan filan gibisinden biraz finans konuşmuştuk hani. E, şey önermiş. Patreon hesabı açın 1 dolar 2 dolar atalım demiş. <gülüyor> 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 sağ olsun. Ya, sağ olsun Patreon konusu ama biraz farklı bir konu ya. O yani oraya bir içerik ya özel bir içerik falan yapmak lazım ki bir anlamı olsun öyle bir vaktimiz de yok zaten o yüzden anlamsız oluyor. Öyle bir şart yok ekskluzif yapmana da. Ya şart yok da hani hmm. ma mantığı o ya biraz ya da ben öyle görüyorum. Ya ben iki şey görüyorum birincisi daha önce konuşmuştuk ben Türkiye'de içeriye para verme kültürünün olmadığını düşünüyorum hala ee, ve hani oradan 3-5 dolar gelecek belki çok da şey değil bence. Gerek yok. Bir de ikincisi ne bileyim dinleyiciden para alma derdim yok açıkçası benim. Hani bu işi profesyonel yarı profesyonel bir şey neden olmasın ama hani bir sponsorluk vesaire gibi bir şeyi daha çok tercih ederim. Hani insanlar bedava ulaşabilsin çünkü mesela şey yapıyor bunu. Euroleague Adventures var mesela İngilizce yapan. Onlar ve Patreon hesabı var. Onlar özel içerikler yapıyor falan. böyle ...yani bir kapının ardına içerik saklamak istemiyorum e, paralı bir kapının ardına hani şey geliyor ya milletten bir iki dolar alacağım ha ne bileyim böyle yeah. böyle daha iyi geliyor yani kullanıcı etkileşimi işte yurt dışında biz de bakmıştık ya bir ara nasıl oluyor yani Amerika'da özellikle bu podcasterların toplandığı e, paralı giriş olan etkinlikler oluyor yani bir etkinlik alanı tutuluyor. Oraya seçilen işte podcastçiler toplanıyorlar. Hem sahnede e, muhabbet ediyorlar gelen seyircilerle, hem karşılıklı bir sohbet oluyor. Hem belki bir minik bir konu üzerine konuşup podcast gibi değil ama orada bir muhabbet çevriliyor. Yani biraz daha böyle sahne şovu gibi oluyor ve buna çok ciddi giriş ücretleriyle girilip e, paralar kazanılıyor. Bu böyle bir etkileşim olabileceğini e, düşünsek Türkiye'de belki o zaman olabilir ama evet dediğin gibi yani birebir. Kullanıcıya şu anda e, bu içeriği size satıyoruz demek çok zor. E, artık Patreon'da da eksüzyiv konusu başka bir dünya işte. Dedi. Bu arada sende de meslek hastalığı var. Kullanıcı diyorsun, ben de geçen program kullanıyordum. <laughs> <demiştim. gülüyor> evet, bu evet. genelde tasarım işine bulaşmış insanlar kullanıcı der herkese yani. Neden bize kullanıcı diyor diye düşünürseniz. Yapıyoruz. pardon evet alışkanlık. Dinleyicilerimiz özür dilerim. Cemil bu arada en azından İban atı seviyoruz siz demiş. Sağ ol Cemil. Biz de seni seviyoruz ama. Özelden atıyoruz ama minimum e, 1000 TL şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Sınırımız var. Öyle 3-5 TL ile bizi uğraştırıyor. Çok, çok, çok sağ ol Cemil. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz peki biraz daha cevaplayabileceğimiz en azından daha doyurucu cevaplayabileceğimiz sorulara geçeyim Paşa Öztürk Euroleague'in en iyi point guard'ı oyun kurucu Sulukas mıdır diye sormuş hmm. en iyiden kasıt performans olarak mı yoksa potansiyel olarak mı? ya şey olarak? hani insan olarak yani kime yani <laughs> <geleni gülüyor> <olamadım. gülüyor> ben mesela Sulukas'a borç veririm <laughs> Onda bir sorun yok. Şimdi... yaptırmış, kilise yaptırmış. iyi bir <laughs> insan. Ha, yani, ya, yani bunlara bakarsak. <laughs> bir, bir, şeyler var. Ya en iyisi demek şu an e, ya potansiyel olarak da form olarak da en iyi üçte derim. Yani tabi takımın yeri itibariyle Karates biraz aşağıda kaldı ama Karates de Higgins işte keza e, Misic bu sene top top 3'deki gardlar yani Sulukas'la beraber de 4 kişi oldu ama. Yine de e, Sulukas tepedeki ilk dördün, üçün içinde diyebiliriz aşağı yukarı. Ben de Sulukas ve Higgins'i düşünürdüm ama hani bir beş kuracak olsam herhalde Sulukas'ı alırım. Ee... Yani evet ya yani biraz daha Sulukas'a yakın olurum ama Misic'i de düşünürüm. Okay. Arada kalabilirim. <laughs> Paşa'nın bir sorusu daha var. Gudur için yardım savunması açlığı, açığı demek istemiş. CSK maçına mal oldu. Obra bu durumu düzeltebilir mi? Bence çok anlık bir hataydı ya. Yani Yani bir yardım savunmasına çok kötü Guduric diyebileceğim bir genellemeye sebep olabilecek bir şey değildi yani. Ya açlık aç, zaten açlık değil, açık da açıkta değil o biraz hata et anlık bir hata. Genelde oyuncular şunu unutabiliyorlar sağda. Şimdi yardım getirmek çok değişken bir şey. Yani yardım sadece olduğun yerden iki adım sağa kayıp geri dönmek değil. Ben bunu mesela Twitch'te çok detaylı anlatmaya çalışıyorum ama çok da muktedir olamıyorum galiba. Çünkü genelde gelen sorular da hani yardım çok basitmiş gibi algılanıyor. Çok fazla yardım çeşidi var. Çok fazla pozisyona göre değişen yardım durumları var. Eğer Obradovic bu pozisyonu öngördüğünde işte şunu der koç sahada işte şu oyunculardan asla yardım getirmeyin işte Higgins'ten ya da ne bileyim şütör, Clyburn şu Clyburn köşedeyse asla yardım getirmeyin vesaire gibi. Bunu deyip yaptıysa tamamen şuursuzluk. Ha kendisi kendine güvenip ben buraya yardım getiririm üstüne de recover ederim yetişirim diye yaptıysa o da kendi yetersizliği olmuş ama evet bu tip hatalar çok oluyor hatta. E, i̇ki sene önceki Olimpiakos maçıydı galiba Fenerbahçe'nin suluk kas benzer bir hata yapmıştı köşede. Şu çok es eski meşhur e, Bobby Dixon'a bağırdığı pozisyon vardır Obrador için yine o yardım hatasından kaynaklıdır o da. Oluyor bunlar olur yani Hani çok dediğin gibi çok e, genelde yayılacak bir sorun değil ama olmasa daha iyi. <laughs> Baran Yıldız, Milano'nun son iki maçı Fenerbahçe ve Festerplasmanı, Olimpiakos'un ise Jalgiris deplasmanı ve Darüşşafaka. Orada yanlışı var galiba. Olympiakos Jalgiris de evinde oynayacak diye biliyorum. Hemen bir kontrol edeceğim. Bakalım da. biz de. Sen bir bak ben okuyayım. İkili Averaj'da önde olan Milano son iki maçından bir galibiyet çıkarabilir mi? Yoksa Bayern bir galibiyet geriden gelip sürpriz yapar mı? Ya orası çok karıştı zaten. <laughs> Olympiakos'un iki maçı da içeride bu arada. Evet. evet. Jalgiris'te de Darüşşafaka da içeride. Ee, yani Jalgiris'in de son iki maçı ...Olimpiakos ve Real Madrid deplasman bu arada... ...düşünün oh. <laughs> ee, ...ya yani orası bayağı bir çorbaya dönmüş durumda... ...ama ben öngörümü söyleyeyim... Ee, ...Milano'nun... ...iki maçı da kaybetmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum... Yani. ...çünkü Fenerbahçe ile evinde oynayacak... ...Efes deplasmanda oynayacak... Ee, ...ya yani Efes'in formu belli... ...giderek yükseliyor ve... ...son maçını da evinde kazanarak bitirmek isteyecektir Efes... Fenerbahçe'de liderliği garantilemek isteyecek falan. Yani Milano'nun takvimi daha zor görünüyor. Enteresan ama iki Yunan takımının tekrar playoff yaptığı bir sene olacak. Ben açıkçası beklemiyordum yani. Özellikle sene ortasındaki performanslarına baktığımda ikisinin de hak etmediğini düşünüyordum. Panathinaikos 6 maç üst üste kazandı galiba. E, Olimpiakos'ta yani dediğim gibi takvim bir ara çok zorlaşmıştı ama performansı da düştü Olimpiakos'un ama düşününce e, Jargiris ve Darüşşafaka'yı evinde yenecek en azından e, Tynet'te bir takım olması gerektiğini düşünüyorum Olimpiakos'un evet Blood zaten şey yapmıştır ya e, Darüşşafaka'da sezon da böyle olmuştu son son maçta girmişlerdi bana da Olimpiakos bir adım önde gibi geliyor ne olursa olsun aslında Bayern Münih 14'te kalsaydı 14 mağlubiyette en şanslı fikstür onlarda da. Bayern'in işte 15'te olması o biraz zor artık. Çok diğer takımlara bağlı. Orada şansı düşük. Baskonya zaten Panathinaikos'tan artık sıkıntı olmaz ama evet ya yok Olympiakos benim de sanırım oradaki önceliğim favorim. Tabii düşününce Milano'nun buradan e, şey yapamaması eğer yapamazsa yani olması çok enteresan olacak bir yandan da. Yani bir ara formları bayağı yükselmişti. Ee, ama mesela kendi evinde Panathinaikos'u kaybetmesi biraz şey yaptı yani zora soktu bunun evet. için. Milan en güvenilmez takımlardan biri olmaya devam ediyor ya o konuda. Yani evet kadro derinliği şu anda mesela bu kadroyu dağıttığında hiç kimse takımsız kalmaz. Herkes birini havada kapar şu takıma. Ama bu takım bir araya geldiğinde e, çok riskli gerek. şu açıdan ben şey derim hani 8'de Fenerbahçe düşünürsem Milano kalsın tabii. ne yani evet, olursa tabii. olsun. Evet, <laughs> evet, Hiç o deplasmanla uğraşmaya gerek yok. İtalya'da işi bitirir gelir Fenerbahçe. <laughs> <laughs> bu arada ben şey düşünüyorum ya. Fener neden Nanalı'yı almadı diye düşünüyorum. Milano'ya gitti bayağı da atıyor yani. O kadar hani bazı maçlar zora girdiğinde Nanalı bu arada deliciliği de olan bir isimdi falan keşke Nani'yi alsaydı diye düşünüyorum. Evet ya, Efes için de konuşmuştuk ya. Yani iki takıma da çocuk otururdu şu anda. Ki evet. Fenerbahçe'nin bu kadar şut sorunu çektiği bir anda Nani e çok işe yarardı. Ama Efes'te çok kısa var <laughs> Gerek yok bence de. <laughs> Orayı karıştırma ya. Yani. Yo Anderson'ın yerine diyorum zaten. Yani. Ha. Anderson. Yani Anderson'dan çıkacaktın, Nani'yi alacaktın. Mis gibi olacaktı. Ama tabii böyle bir biraz şey bu Rüya. <laughs> Mehmet Şafak, Ekpe Yudo, neden Fenerbahçe'de kral muamelesi görmek yerine NBA'de silik bir profil olmayı tercih etti? Size? Bunu geçmişte bir kere yani en azından atıfta bulunmuştuk. Ben konuştuk e, evet. Ekpe'yi Instagram'da takip ediyorum. Genel olarak kitap kulübüyle alakalı <laughs> çalışmalar yapıyor gibi. E, ya şeye kızamazsın canım. NBA'den teklif geldiğinde Amerikalı bir oyuncusun, gidersin yani. Hani bir de takımda yutahcayız yani ne olursa olsun tepe oynayan Contender bir takım. Yok ben burada iyiyim demezsin diye düşünüyorum. Ama tabi silik bir profil olduğu Gözlemine de katılıyorum bir anlatta. Benim beklediğimden de silik bütün şeyi odağı şeye çevirmiş <laughs> kitaba edebiyata çevirmiş bir profil çiziyor. Hani Fener'de kalsa daha iyi olurdu diye düşünüyorsun tabi basketbol izleyicisi olarak. Ya hepsine katılıyorum. Bir tek ben biraz daha kişisel nedenlerden bahsetmiştim daha önce konuştuğumuzda. Ya ne olursa olsun NBA ortamının bir oyuncuya sunduğu imkanlar Avrupa'lı kıyaslanamayacak düzeyde. Ya, Ki tabii onun gitti, Aynen gitti dönemde bir de Türkiye'nin e, bazı sorunlar yaşadığı bir dönemde. Biraz da onlar için içine girince, e, ya kişisel olarak. Bir yandan pozitif bakabilirim ama bir basketbolcu, bir rekabetçi spor yapan biri olarak da evet yani onun yerinde olsam bu halde kalmayı istemezdim. Yani düzenli oynayacağım, rekabet edeceğim bu yere gitmek isterdim. Yiğit Kılıç, Tyler Anderson sezon içinde dönüş ihtimaliyle ilgili bir bilginiz var mı? Var. Dönmeyecek. yani bu sezonu kapattı. Eğer dönmüş olursa geçtim. Öyle bir ihtimal yok. Ocakta idmanlara bağ yeni başlamış. O da böyle faal şut falan atıyormuş yani. Gelecek sezon hangisiyle devam edilmeli diye sormuş. Ee, bu arada şeyi söyleyeyim. Tyler Ennis'te yayından önce baktık. 1 artı 1 yani takım opsiyonlu bir kontratı var. Eric evet. Green'inkini bilmiyorum açıkçası. Bir fikrin var mı? Kimle devam ederdin? Green ben bildiğim kadarıyla sadece bu sezon için. O Green'le kesin devam edilmez bence. Ben olsam etmem zaten. Bir anlamı yok. Gelecek için de bir potansiyel göremiyorum ben. Enis'te etmek isterdim ama Enis'in e, ki şu anda hani onun zaten ilk amacı bu sene parlayıp bir daha NBA denemekti. Enis'in opsiyonunu kullanabilirler. Hani çok ekstra kelepir bütçeye bağlı olarak iyi bir oyuncu çıkmazsa o alanda ki bence kesin birini arayacaklar. Hatta ekstra bir forvetle de uzun da arayabilirler gelecek sezon için. Yine bütçeye bağlı olarak. Enis'i tutma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Ee, ki sakatlanmadan önceki formu da gayet umut vaat etmeye başlamıştı. Ben olsam Pangos'a bir suladırım mesela. Valla ben de bir denerim ya. <laughs> ben, ben de bir denerim. <laughs> Sercan Taş. Real Madrid maçında, yani deplasmandaki maçtan bahsediyor. Fenerbahçe ha, maçlarında demiş genel olarak. Fenerbahçe forvetlerinin kaldığı aciz durum. Böyle bir tespiti var. Bize bu takımın tavanını mı gösteriyor? İşte datomer kalin için silindiğinden bahsetmiş. Finalde bu yüzden kaybetmiştik demiş. Ee, ve kulüp neden sezon başı bu durumun yaşanacağını öngöremedi diye bir sorusu var. Neyi öngörememiş onu anlamadım. İşte Real Madrid'in Real Madrid ha. karşısında Fenerbahçe'nin silindiğinin ve bunun da forvetlerin... Reale karşı zorlanması olarak böyle bir şeyi var. Görüşü var kendisinin. Yani çok katıldığım... Ya evet yani genel zaten formsuzluktan son formsuzluktan bahsettik de genel olarak böyle bir şey bence yok. Ki zaten Fenerbahçe sonuçta ilk maçta da Real Madrid'i yendi. ki Şey değil. O yüzden çok net bir böyle bu böyledir diyemeyiz. Ki ben bu tavan konusu muhabbetini bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun da ben çok sinir olduğum bir muhabbettir Tavanda şey falan. Ben zaten tavan yani İngilizce'de ceiling ceiling diye geçiyor zaten şeyde bas NBA evet. muhabbetinde oradan bir çeviri. Benim de hoşuma ya Ama şöyle herhalde şunu düşünürsek belki katılınabilir. Yani bireysel kalite anlamında yani tek tek oyunculara baktığında Real Madrid bence daha iyi bir takım Fenerbahçe'den. Ama tekrar altını çiziyorum. Bireysel yani. Tek tek adamları ortaya koyduğunda evet belki de e, oyuncuların şeyi, yeteneği daha yüksek diyeyim. Hadi daha iyi bir takım çok aşırı oldu ama. Ya. Oyuncular daha yetenekli olabilir. E, ama böyle buna niye önlem alınmadı falan ya meşalelerle kulübün kapısına gitmeye gerek yok yani. Şöyle bir şey diyeceğim o zaman. önlemse konu. Şimdi bir kere bireysel bakacaksak Anthony Randolph'ın zaten muadili Avrupa'da yok. Evet. <laughs> yani ona... Ki ona muadil yok. Meli de bu alanda yani tam Randolph gibi olmasa da Meli de özel bir oyuncu olarak Fenerbahçe'de biricik oyunculardan biri. Yani onu da aslında Avrupa'da çok muadil yok. Şimdi böyle bakınca aslında Fenerbahçe zaten e, olası Final for konusuna göre belli savunma yapılarını da hücum yapılarını kurarken ona göre de oyuncuları seçiyor. Şimdi Real Madrid'in yine oyuncularına baksana Tavares geçen sene kötü başlamıştı. Bu sene çok ekstra bir katkı görüyor. Bence forvetler değil. Fenerbahçe'nin zaten uzun rotasyonu daha çok sıkıntı yaşadı. Yani Wesley sakatlandı, Löwen sakatlandı. Hadi Wesley tek kaldı orada. Zaten Löwen ve Ahmet ciddi bir potansiyel gösteremediler. Yani forvetlerdense bence ana sorunumuz uzunlarda. O yüzden hani bireysel baktığımızda da forvet tarafında Randolph'ın zaten muadili yok. Yani diğer oyuncular için de öyle Real Madrid'de aman tanrım şu oyuncu inanılmaz baskın. Fenerbahçe diyebileceğim yok ya. Belki Trey Tompkins o da yani işte. <laughs> evet yani eğer o pozisyon üzerinden karşılaştıracaksan şeye katıyorum. Randolph'un hani bireysel olarak yarattığı tehditin şeyi yok. Hani Avrupa arenasında gerçekten eşi benzeri yok. Melli'nin melekeleri daha farklı. Hani o takımın daha beyni olarak takım savunmasını yükseltmesi, tabii onun da alan açması ve 3 sayı yani perimetre şutu tehdidi falan var ama hani Randolph o anlamda biraz daha farklı bir tehdit ama şeye katılırım yani. Uzun rotasyonu Real Madrid'in daha güçlü diyebilirim. Kesinlikle. Ya belki bak şeye ekleyebiliriz. Bir tek Singleton eklenebilir ama Singleton'da Barcelona berbat kullandığı için Hı. bir, bir işe yaramadı orada. Öyle. Hayra Kocagil, Adriyatik Liginden hangi takımın gelmesini istersiniz? Ee, Zagreb ile Buduşnoz, Partizan ile Kızıl Yıldız eşleşmiş orada. Ee, Final Four herhalde şeyin adı, e, sistemin adı. Ya hiç takip etmediğim için hmm. sadece kim daha çok yatırım yapacaksa o gelsin diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben de Partizan gelsin değişiklik olsun diyeyim hadi. Yani öyle hmm. cidden ben de takip etmiyorum. Aynen ya Partizan tabii daha eski şey anıları da olduğu için Partizan hoş olabilir. Herhalde Go diye okunuyor. G-E-A-U-X yani Fransızca olsa öyle. Aha. Fransızca gerçi Jo diye de okunabilir. Neyse. Tigers. Demiş ki yani biraz uzun özetlemeye çalışacağım. Euroleague'de oyuncu kalitesi ve bununla birlikte oyunun kalitesi eskiye göre düştü demiş. Bunun sebebi Avrupa'dan eskisi kadar yetenekli oyuncu çıkmıyor demiş. Avrupa biraz daha yani ha kalite mi satmalı rekabet mi demişti. Hani eskilerden asfer Power, Tez, Partizan, işte Aris, Virtus, Bologna gibi takımlardan örnek vermiş. Hani güçsüz olsa da iyi kadroları kültür sebebiyle rekabette büyük katkıda bulunuyordu. Bu tarz takımlara EuroLeague'de yer vermek düşünülemez mi diye sormuş. İşte Fransa, Sırbistan, Slovenya, Hır Hırvatistan gibi ülkelerden EuroLeague takımı olmaması iki yüzlülük tavrını kullanmıyor. ama Eurolig'in eksikliği değildir de nedir diye birazcık yumuşatayım. Geliyor bu zaten. Fransız takımları gelecek işte Asfel takım sayısı artınca geliyor. Zaten yatırım yapıyorlar. Almanlar aynı şekilde takım sayısı artacak vesaire. Burada konu ama takım değil ki. Yani evet Virtus Bologna, Kinder Bologna daha sonraki adı da önceki adı şu an sırasını hatırlamıyorum. O zaman parası olan takımlardı. Avrupa'nın genel olarak yaşadığı kriz zaten takımların bütün yatırım güçlerini etkiledi, sponsorlarını etkiledi. Yani burada bir Euroleague 200 çok genel olarak Avrupa'nın ekonomik sıkıntılarına önce bakmak lazım. Sonra işte de zaten NBA'in yani... bir çekim merkezi olması e oyuncular için o gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. Aynen öyle. Önceden de yani as asfer zaten gelecek tekrar dediğim gibi ya da eskiye gidersek de aslında hani mesela Bologna örneği verilmiş ya şimdi Ginobili bir sezon ya da bir buçuk sezon mu oynadı? Öyle bir şey oynadı. Ya da iki olsun. Hatırlamıyorum şu an tam. Ama sonra direkt NBA'ye gitti. Ya. Yani i̇kinci tur 59. sıradan Avrupa'nın en, en iyi oyuncusu olarak gitmişti o dönem. E şimdi böyle baktığında eskiden de aslında NBA'nin akıllı takımları bu tip e, no, nokta atış oyuncuları toparlayabiliyordu. Sadece işte Bodroga gibi belki biraz daha oraya gittiğinde düşüş yaşayacağını Düşünün işte Fuchka gibi oyuncular gitmemeyi tercih etmişlerdi. Şimdiki genç oyuncular... Diamantidis'i de ekleyelim. Ha, aynen Diamantidis de aynı şekilde. Şimdiki genç oyuncular epek bu kafada değil. Bir zaten para konusu var. İki e, çekim merkezi senin dediğin gibi. E, bunlar rekabette de ikna edebileceğin kişiler değil. Şimdi burada Euroleague'in yapması gereken tek konu zaten para ve rekabet dedi. Sen bunları satmaya çalışsan da yine oyuncu kalitesine takılacaksın. Rekabet yaratman için kötü oyuncular birbirle kapısına olacak. Ya yani bugün Çin liginde bütün maçlar kafa kafaya gidiyorsa yine izlenmeyecek. Yani çok önemli olmayacak. O yüzden belki işte pazarı büyütmek için şu an mesela EuroLeague ve FIBA'nın yaptığı bazı hamleler var işte. Bazı Amerikalı yatırımcıları İtalya'ya özellikle İngiltere'ye para yatırımı yapıp buralardan takımlar çıkarma. Ki İngiltere seyirci potansiyel olarak çok yüksek bir pazar. Asya pazarı keza aynı şekilde. Buralardaki işte Avrupa'daki takımlar Amerika'dan yatırım bulup biraz daha belki ee, düşük kalmış Amerikalıları çünkü orada da pazar genişlediği için Avustralya'ya kaptırmaya başladık. NCA oyuncularını vesaire. Onları da buraya çekemiyoruz. Eskiden çekebiliyorduk. Oradan belki biraz daha Cildik yerine buraları tercih edebilecek oyuncuları parayla vesaire ikna edip o zaman biraz biraz bir kıpırdanma yaratılıp pazar büyümeye başlayabilir. Ha, o zaman ne olur? Konu Asya'ya da satabilirsin belki o zaman maçları. Orası da ayrı bir pazar. Yani biraz zor işler. Euroleague'in hamlelerini ben de çok mutlu değilim FIBA'nın da. Ya, de. Euroleague ve FIBA'nın önce kendi arasındaki husumeti bir sonlar. Bir doğa var. He. Bir ya olur. bu arada nasıl yaparlar bilmiyorum. Şimdi şey de konuşuluyor işte. Bazı takımların Euroleague ekskluzif takımlar olması konuşuluyor mesela. Hatta Real Madrid'e dair öyle bir söylenti çıktı. Yani şeyden ayrılacak. İspanya liginden sadece Lig'de oynayacak falan filan diye. Ee, hani böyle mi çözülür? Nasıl çözülür bilmiyorum ama çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü işte demin Ekpe da örneği verildi ya. ya adam evet. bir yandan çok yoruldu ya. Bir Türkiye liginde oynuyorsun. Hani Türkiye Ligi Avrupa'nın e, rekabetçi rekabetçiliklerinden birine dönüştü. ...hani kalite olarak bilmiyorum ama... ...en azından şey... ...rekabet düzeyi yüksek. Hem orada oynuyorsun hem Euroleague'de... ...oynuyorsun. Charter uçuşlarla... ...uçuyorsun. Rusya deplasmanına... ...gidiyorsun. Oradan bilmem nereye gidiyorsun falan. Hani oyuncular için yıpratıcı oluyor bu. Hani hem o... ...fikstürlerin ayarlanması hem... ...oyuncu şeyinin... rejenerasyonunun sağlanması gibi... ...bir sürü konunun da dahil olduğu bir şey. Ama hep kapı... FIBA EuroLeague tartışmasını açılıyor yani buradan. Hani şeyi de çözmeleri lazım. O da bir türlü çözülemiyor işte. E, şey dünya şampiyonasıyla e, çakışan evet, takımlar, evet. oyuncuların kendi milli takımlarında oynayamaması ya da oynaması ve Euroleague'i boşlaması gibi şeylere giriyor falan derken hani en başta abi o hani suyun başında bir şey var. E, pis su akıyor yani onu bir temizlemek lazım. Yani sonra şeye geliriz işi büyütmeye ama şu an bir çift başlık durumu var. Avrupa'da kaç tane dört tane şey var değil mi şu anda? Eurolik Euroleague, Euro Cup ee, öbür tarafta Şampiyonlar Ligi ee, bir, de... bir, bir şey kupası bir şey daha, daha var. Kupası yani. daha var. <laughs> ee, hani bunun birazcık e, törpülenmesi gerekiyor belki de. Ee, bakalım ve yani kalite zaten bunlar arttıkça o dağılımla beraber iyice düşüyor. Yani konu yine yatırıma geliyor. Türkiye liginin de 200 sene önceki hali yok yani buradaki kriz de bu durumu etkili. Takımlar kapanıyor ve oyuncuların maaşları bilmem neleri. İspanya, İtalya falan da bilmem uzaktan nasıl gözüküyor da oralarda çok iyi durumda değil ekonomik olarak. Sadece belli takımlar zaten yatırım yapabiliyor, belli sponsorlarla. E böyle olunca da şimdi Real Madrid burada ya da Fenerbahçe geliyor. Euroleague'de rekabetçi olup daha çok para kazanma şansı olacaksa Türkiye Ligi'ni ileride ya da İspanya Ligi'ni hiç sallamayabilir. Ha şuna, şuna, dönebilir en kötü. Burada ayrı bir takım oynatır gençlerden. Gittiği yere kadar gider. Yani esas ana oyuncularını oynatmaz vesaire. E, bu da sağlıklı bir şey mi? Değil. Bilmiyorum çok zor iş bunları çözmek ya. Avrupa'nın e, bu jeopolitik konusu, coğrafi konuları da buna pek izin vermiyor falan. Çok karışık konular. Ee, Ozan, Real Madrid'i yendiğimiz Final Four maçından itibaren demiş Fenerbahçe taraftarı olarak. Koç Lasso'nun seviye atladığını düşünüyorum. Katılıyor musunuz diye sormuş. Daha iyi bir savunma takımı olduğunu söylüyor Real. Ya Lasso, Lasso ya zaten seviye atladı demek biraz hassizlik olur değil Lasso, <laughs> Lasso hep üst seviye bir koçtu. Sadece çok formsuz olduğu bir dönem vardı onun. Ki o dönemde biz çok eleştirmiştik. Oradan çok iyi çıktı. Özellikle ya zaten Doncic gibi bir oyuncuyu o yaşta alıp o takıma entegre etmesi, daha öncesinde onu oraya getirmesi vesaire zaten büyük işler. Takımda kurduğu kimya vesaire. Biraz aslında o da Obradovic sürecinden geçti. Yani belli oyuncuları takıma entegre ettikçe kafasındakileri oyunculardan almaya başladıkça aslında takım iyiye gitti. Evet savunmayı iyi yapıyorlar ama bunun ee, tek bir nedeni yok. Yani bu sadece tercihli olmadı. Biraz da o e, sinerjinin oluşmasıyla, o takım yapısının kimyanın oturmasıyla da oldu. Ha, tabii ki burada Lasso'nun tercihleri çok değerli. Ve Lasso e, Obradovic'le birlikte bence sadece ikisi bu arada Entepe'deler. E, Mikro management konusunda çok iyiler. Yani saha içinde her türlü e, maça tepki verebiliyorlar. O yüzden de değerli bir koç zaten Lasso. Ee, şeye katılıyorum bu arada yani koçların e, formsuz olduğu dönemler olabilir nasıl oyuncuların oluyorsa ne hmm. bileyim mental olarak bir şeyi vardır aşamadığı falan ee, ki Fenerbahçe'nin Real Madrid'i sürklase ederek geçti playoff döneminde Lasso dediğin gibi bayağı eleştirmiştik çünkü onun performansı bayağı dibe vurmuştu Fenerbahçe'nin işte şeyini hatırlıyorum 5 kısalı beşlerine hiç cevap verememişti. ve Hatta oyunu okumaktan e, aciz bir görüntüsü vardı falan. Hani formunu yükseltti demek haşa yani. Lasso hep A artı bir koç e, oldu. Öyle olmaya devam ediyor. Ben bir de Lasso'nu mesela Campazzo gibi oyunculardan aldığı verimler falan e, için ayrıca takdir ediyorum onu ve Real Madrid'de hep bir belli bir yetenek havuzunun aktığı bir e, takım olarak konumlandırmayı başardı. Eee tabii şunu da düşünmek lazım ya. Yani. Hani oyuncusun. Madrid'de mi yaşamak istersin? İspanyalı mı? Şey İstanbul'da mı? Bunu bir hani ufak bir <laughs> soru olarak ekleyeyim hani oraya. Cevap verelim mi buna? Yoksa retorik soru. <laughs> Şahin. biraz belki iki önceki soruya bağlamak gerekirdi ama e, Eurolig'in marka değeri ile alakalı bir soru. Yayın hakları, sponsorluk ve yeni pazarlama yeni pazarlara açılma gibi konularda yeterli çaba göstermediğini düşünüyormuş Şahin. Katılıyor musunuz diye sormuş. <laughs> Biraz bahsettik aslında geçen cevapta işte Amerikalılardan aranan yatırımlar ona göre genişleyecek pazar vesaire diye bilmiyorum. Yeterlidir herhalde. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Ee, yani çok hakim olduğum bir konu değil. Mesela yayın hakları konusunda şey yeterli çaba göstermiyor diyemem yani ne bileyim var, yayın hakları veriliyor diye düşünüyorum <laughs> ne yapsınlar diye ama um, şeye katılabilirim abi hani hani göz önünde olan gerçekleri düşündüğümde ne bileyim hala Avrupa'da ciddi anlamda böyle detaylı istatistik alabileceğin Hani Euroleague net sitesini de katmak evet. lazım buna çok hani yüzeysel kalmaya başladı özellikle NBA ile karşılaştırdın hani sadece NBA.com'da değil işte Basketball Reference falan gibi sitelerden hani inanılmaz detaylı istatistikleri alabiliyorsun Euroleague orada şey kalıyor çok yüzeysel kalıyor falan. Daha iki sene önce Euroleague Fantasy Lig'in hali ortadaydı. Bu sene hiç oynamadık bile falan. Hani böyle ufak şeyler bile bir ligin değerini artıran şeyler ya da ilgi çekmesini sağlayan şeyler. Hani buradan başlayarak belki eleştiririm ama yayın hakları, sponsorluk hani zaten pasta küçük. büyütmekte büyütmek de zor. Hani şey gibi oluyor bu. Ee, ne bileyim ne yapsın herifler falan diye. <laughs> ya şey var o yani pazarlama tarafına girersek zaten mikro pazarlamadan başlayıp o makroya gidene kadar işte merchandise işi de çok kötü. Ya yani bugün atıyorum Efes'in 400. maç forması var maçta. Ben o formayı satın alamıyorum o gün mesela. NBA'de olsa bu ertesi gün ya da ertesi hafta her yerde daha da, bu ya da çıkmış ya. Mesela çıkmış da o gün baktım hiçbir yerde yoktu. Ha o gün yani. yoktur evet. O. Aynen. <laughs> NBA'de olsa bu çok daha öncesinden ya da işte tüm dünya yayılmış. Ya bak şuna getireceğim konuyu aslında. Sadece o bize satılması değil. Efes'in formasını İspanya'daki bir çocuk alabiliyor mu şu an? Ya da ben burada Real Madrid formasını şak diye bulabiliyor muyum? Yani biraz merchandise olayında da çok kötü zaten Euroleague. bu işleri çok beceremiyorlar. E zaten sen dedin site, statistik. Ya bu işin sokaktaki pazarlaması, biraz ağızdan ağza yayılma kısmı ne bileyim biraz daha heves yaratma kısımları da çok düşük. Yani cidden meraklısı olman lazım Yorick takip etmen için. O evet. da çok etkiliyor. Yani eğer meraklısı değilsen bir şekilde daha ya bugün Fenerbahçe yatırımı kesse Türkiye'de kaç kişi Yorick takip edecek? <laughs> en basitinden. Evet. Neyse, o yüzden aynen aynen bu konular. İçimiz kararacak. Değil. Dur. <laughs> Ertem Urallı'nın sorusuyla bitirelim zaten. Bakayım. Yönetmenim işaret ediyor. Yarım saati geçirmişiz soracağım. Ulan çok olmuş. <laughs> Fener 4 sene art Ardar'da kazandı. ÇSK deplasmanında kaybetti. Seni suçlamış biraz Fener. Kaybedecek gibi konuşmuşsun. Bağıra bağıra <laughs> gerçekleştirdi diyor. Allah Allah. Ee, Olası Final Four eşleşmesinde CSK ve Real'e karşı Fener'in eli yeterli, yeteri kadar güçlü değil mi diye sormuş. Ee, şöyle bağlayalım bunu istersen. Zaten Final Four ve Playoff'ta özel olarak bu şeyleri konuşacağız. Şimdi olası eşleşme diye doğmamış çocuğa doğum bitmeye çalışmayalım. Tabii. Yani olsun konuşuruz hepsini zaten bütün. Ee, Tavares'i nasıl savunurlar diye sormuş. Bunu da daha ön, bir önceki haftada cevaplamıştık zaten. E ama seni suçlamış Şom ağızlıkla Buna da <laughs> <laughs> savunmam varsa buyur. Valla bilemedim. Öyle mi şey yapmışım? Olabilir ya. Ne diyeyim? <laughs> Özür dilerim burada. <laughs> İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ali Akdinsiz bir diğer yayınlandığı alnımızın akıyla çıktık. Ali sağ ol abi. <laughs> Sayende çok daha iyi programlar yapıyoruz. <laughs> Yok Ali muhtemelen hafta içi yapacağımız NBA yayınında aramızda olacak majesteleri. Eyir <laughs> Ali, Eyir Aktın <laughs> Bekliyoruz kendisini. Evet. Bitirirken bize soru sorabileceğiniz ya da görüşüyorum öneri iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Soru sormak için ikilioyun.com/soru adresinden bize. Euroleague, NBA ya da hayata dair genel takıldığınız noktalara da sorular <laughs> sorabilirsiniz. Web sitesi adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com, Twitter SoundCloud ve Spotify'da ikiloyunu takip ederek yeni bölümlerimizden ya da inanılmaz gelişmelerimizden haberdar <laughs> olabilirsiniz. Ve son olarak Tancan'ın Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde özellikle basketbol yayınlarını kaçırmamanızı öneririm. Bir sonraki yayında ki muhtemelen Ali Akdin'le NBA yayınında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.